Kayıntürk'ten herkese merhabalar. Gün geçmiyor ki bir Amerikalı yetkilinin açıklaması gündem olmasın. 9 Mayıs tarihinde de FOMC üyesi Williams'ın açıklamaları yakından takip edildi. Çünkü Williams kripto paraları da yakından ilgilendiren enflasyon ve faiz konusunda açıklamalarda bulundu. Fatih, Williams'ın açıklamaları ne yöndeydi? Kripto paraları nasıl etkiler? Bunlara bir kısaca bakalım mı? Tabii. Öncelikle şöyle, Williams önemli bir Fed üyesi. Çünkü faiz artışlarını el kaldıran sayılı üyeler arasında yer alıyor. Ve yapacağı yorumlar diğer işte Cook vesaire diğer üyelere göre çok daha kritik öneme sahip. Dün akşam saatlerinde önemli açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalar aslında heyecanla bekleniyordu. Çünkü Cuma günü gelen veriler, işte Çarşamba günü gelecek enflasyon verisi, öncesinde Cuma günü gelen verilerin değerlendirmesi vesaire alakalı genel bir duruş sergilemesi bekleniyordu. Bu da piyasanın işte yönü Haziran toplantısına dair beklentileri önünde ölçüde etkileyecekti. Williams dün konuştu, önemli de açıklamalarda yaptı. Cuma günü gelen verilerin ve enflasyon verisinin bir nevi değerlendirmesi gibiydi aslında, beklentileri gibi. Ve şunları söyledi, birkaç önemli başlık vardı. İşte talep kaynaklı enflasyonun devam ettiğinden bahsetti ki bu iyi değildi. İşsizlik oranı için bu yıl 3,4'lerden 4-4,5 seviyelerine doğru bir sıçrama beklediğini söyledi. Ki bunu bir süredir çok tekrar ediyor. Yani 3,4'ten 4-4,5'a kadar nasıl çıkartacaklar? Demek ki önümüzdeki dönemde ekonomide iş talebini etkiler önemli gelişmeler olacağını görüyorlar. İstihdamdaki maksimum talebe zaten ulaşıldığından Powell bahsetmişti. Önümüzdeki dönemde bu işsizliğin artacak olması kripto paralar için güzel bir gelişme. 2023 sene enflasyon beklentisini %3,5 olarak açıkladı ki bu da kripto paralar için pozitif. Enflasyondan bir gün önce bunu söylemesi de çok güzel bir şey ki bugün de enflasyon zaten 0,1 puan beklenti altı geldi, 4,9 geldi. Yani yıl sonuna kadar enflasyon düşmeye devam edecek. Enflasyon düşmeye devam ederse 3,5 enflasyona karşı 5-5,5 faiz olur mu? Olmaz, çok da mantıklı da değil. Yani bu da faiz tavanının artık Haziran ayında ilan edilip edilmeyeceğiyle alakalı beklentiyi oluşturuyor. 2025'e kadar da geçen yıl boyunca da söyledikleri gibi %2 hedeflerine enflasyonda ulaşacaklarını söylediler. Konuşmasındaki en önemli bölüm aslında bizim son birkaç Fed toplantısında en can alıcı olarak görmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken iki bölüm var. Birincisi sıkılaşan kredi koşulları Mart ayındaki bankacılık krizinden itibaren. İkincisi de son toplantıda daha fazla faiz artırma ihtiyaç olmayabileceğini belirten duyurudaki bölümün çıkartılmış olması. Sıkılaşan kredi koşullarını izlemeye devam ettiğini söyledi dün akşam. Bu en önemli bölümlerinden biri. Kredi sıkılaşması Fed'in faiz artışlarına eşdeğer güçte piyasada sonuç doğuruyor, piyasayı baskılıyor. Zaten tavana yaklaşan Fed faizleri 5-5,25 seviyesine geldi ve tavan için birçok üye 5,75'leri konuşuyor. Bu kredi sıkılaşmasının etkilerine Mart ayından itibaren Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay aşağı yukarı oluyor. 3 ayda artık bunun etkilerini görmeleri gerekiyor. 25 veya 50 baz puanlık bir artışa benzer bir piyasa sonucu doğurursa bu kredi sıkılaşması Fed'in Haziran ayında faiz artışını artık sona erdirmesi, Haziran ayında faiz artışı yapmaması mümkün olabilir derken dinleyiciler Williams dedi ki Fed faiz artırımlarını halen bitirmedi. Fed faiz artırımlarında sona geldiğini de söylemedi dedi. Para politikasına veriye bağlı hareket edeceğiz. Fed gerekirse faizleri tekrar artıracaktır. Yani önce bir geliyor, geliyor, geliyor diyorsun ki tamam artık faizler arttı. Haziran'da tavanı ilan edecekler. Sonrasında çok net bir şekilde faizleri artırmaya devam edebiliriz diyerek tüm bu beklentilerin önünü kesiyor. Ama bu piyasadaki bakış açısı aslında %10 civarında faizlerin yani beklenti yatırımcıların %10'u şu an faizlerin Haziran ayında artmasını bekliyor. Bu da çok düşük bir rakam. Bu açıklamalar, ikinci bölümdeki açıklamalar biraz daha piyasayı dengelemek için muhtemelen.
yapılmış şeyler. Haziran ayında biz faiz tavanını görebiliriz. Bu da kripto paralar için güzel bir gelişme olacak. Son olarak Williams dedi ki biz bu yıl faiz indirimi için bir sebep görmüyoruz. Ama piyasalar diyor ki Temmuz ayında indirim başlayacak falan. Yani bu iyimserlik ne kadar daha baltalanacak? Ne zaman piyasadaki bu aşırı iyimserlik gerçek FED politikasıyla aynı seviyeye gelecek? Bunu zaman gösterecek ama Haziran ve Temmuz çok önemli olacak. Peki Fatih, çok teşekkür ederim. Williams'ın açıklamaları önemliydi gerçekten. Biraz da bizim yolumuza ışık tutması açısından önemliydi. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.